Okulumuz, sosyal bilgiler öğretmenleri tarafından ilki düzenlenen, müzik ve görsel sanatlar öğretmenlerimizin büyük destek verdiği söyleyeceklerim var. Etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Bu etkinlik sayesinde şimdi söz bizlerde. Benim bir hikayem var temalı bu yılki etkinliğimizde sizi kimi zaman düşündürecek, kimi zaman üzüllendirecek, bazen de güldürüp şaşırtacak hikayeler bekliyorum. Her şeyden önemlisi şimdi bizim öğrencilerin hikayeleri başlıyor. Bekleyin, birbirimizden öğreneceklerimiz var. Hepimiz farklı yeteneklere sahibiz ve bazılarımız bu yeteneklerini geliştirmek için çok çalışıyor. Geleceklerini bu doğrultuda şekillendiriyor. Peki, bu yetenekleri yalnızca kendimiz için mi kullanmalıyız? Diğer insanlara da bir yardımınız dokunamaz mı? Siz yeter ki isteyin. İlay Çevik, Umudunu Kaybetme isimli hikayesiyle karşımızda. Herkese merhaba. Bugün sizleri hobi gibi görmediğim, tam tersine hayatımın bir parçası gibi gördüğüm sevdiğim bir enstrümandan bahsedeceğim. Bu sevdiğim enstrüman piyano. Ben piyano çalma isteğimi 3-4 yaşındayken annem sayesinde edindim. Nasıl diye sorarsanız, annemin her o parmaklarının piyano tuşuna bastığı an kulağıma güzel melodiler geliyordu. O melodiler de benim için duygu ifade ediyordu. Bir sene sonra piyano dersleri almaya başladım. Tabii o bir sene içinde annem bana birazcık zaman tanıdı. Neden diye sorarsanız, şöyle ki hani sırf bir heves için bir şey isteriz ya, ama benimki öyle olmadı. Benimki kalıcıydı. Ben illaki o piyano dersini alacaktım. İşte bir sene sonra öğretmenimle tanıştık ve piyano dersleri almaya başladık. Öğretmenim şunu söyledi. 5 yaşındaki birine göre çok daha ileride olduğumu ve güzel parçalar çalabileceğimi. İşte o güzel parçalardan sonra bir sene sonra ilk konserime katıldım. Tabii şimdi konser denince aklınıza böyle büyük şeyler geliyor olabilir. Ama benimki sade, sıradan bir konserdi. Benimki okul konseriydi. Tabii şimdi o okul konserine de neden gittiniz diye sorarsanız kendimi test etmek ve konser duygusunu tatmak için gittim. O konserden sonra birazcık zorluklar yaşadım. Şimdi bu zorluklar kavramını birazcık açarsak, doğru duyuyorsunuz, tam bir senede 4-5 öğretmen değiştirdim. Bu beni cidden çok etkilemişti. Ama pes etmedim ve devam ettim. Hani bazen derler ya zorluklarınızla mücadele edince işte böyle gelişirsiniz. İşte ben de öyle geliştim. Sonunda kalıcı bir öğretmen bulduk. Yani merak etmeyin. Daha sonra ilk yardım konserime katıldım. İlk yardım konserinde duygularım karmakarışıktı. Hem mutluydum, hem üzgündüm, hem de tedirgindim. Fakat arkadaşlarım ve öğretmenim sayesinde konserime adımımı bastım ve çaldım. Çaldıktan sonra herkes beni alkışlıyordu ve ailem de benimle gurur duyduğunu söyledi. O an tekrar bir cesaretimi toplamıştım. Sonra 2 sene sonra ev konserimi verdim. O konserimde de birazcık tedirgindim, böyle akrabalarım gelmişti, ailem, arkadaşlarım. Fakat onlar da bana cesaret verip konserimi bitirdim ve tekrar alkışlanıyordum. Doğrusu pek de şaşırmamıştım. O annem de babam da bana birazcık daha cesaret verince, öğretmenim de cesaret verince tabii, ikinci yardım konserime katılma şansı kazandım. Şimdi o ikinci yardım konserinin diğerlerinden farklılığı tabii benim için sadece belirli öğrencilerin katılabilmesiydi. Ve onların içinde de ben vardım. Cidden kendime gurur duyuyordum ve çok mutluydum. O konsere girerken birazcık da tedirgindim doğrusu. Onda da duygularım karmakarışıktı. O konserde bittiğinde alkışlanıyordum ve tekrar kendime gurur duymuştum. Fakat sonra şunu fark ettim ki, şimdi ben piyano çalma işini hem kendi mutluluğum için hem de kendi geleceğim için yapıyorum. Ama aslında piyano çalarken başkalarını da etkiliyorum. Şimdi bu başkalarını etkileme kavramını birazcık açarsak şöyle ki, bir arkadaşım kemana, bir arkadaşım gitara, kardeşim davula ve 2 akrabam da şarkı sözü yazmaya başladılar. Onları da tebrik ediyoruz. Ve buradan bir ders daha çıkarabiliriz. Eğer benim piyano çalma umudum olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı. Ben
Kendim için iyiliğin elçisini buldum. Sizin de bulmanızı tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlayan, bu paylaşma ve yaptığı çalışmalar için teşekkür ederiz.